Bayrampaşa Televizyonu'ndan herkese merhaba. Efendim Bayrampaşa Konuşuyor programımız tüm hızıyla devam ediyor. Atakent Eğitim Kurumları'nın katkılarıyla hazırlanan programımızda bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kadir Balık bizimle birlikte. Kadir abi hoş geldin. Merhabalar, nasılsın, iyi misin? İyiyim Kadir abi, sen nasılsın? Çok şıksın. Çok teşekkür ederim. Ben de pazar sporu yaparken dedim yukarı yani hani böyle bir spor burada da yapalım. Güzellikleri konuşalım. Sana çok teşekkür ediyorum ki tabii ki öncelikle sponsoruna. Ben de sana çok teşekkür ederim. Oradaki yönetim kuruluna hepsine çok teşekkürler. Çünkü o gibi değerler sizin gibi programlara sponsor olduğu zaman en güzellik odur zaten. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi duayen bir radyocu ve duayen bir televizyoncunun yanında da heyecan yaptım. Sonuçta benim üstadımsın. Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Duayen demeyeyim de işini doğru ahlaklı yapan insan diye diyelim bunu. Çünkü ben hep gençlere de bunu söylüyorum. İşte şu gördüğün binada eskiden bir radyo vardı. Şu an yok. Bu gördüğün ilçede Türkiye'nin en iyi radyolarından bir tanesi vardı. Şu an yok. Bu gördüğün ilçede Türkiye'de AVM imza günlerini ilk başlatan Bayrampaşa'da şu an Mobilyacılar Çarşısı. Evet. Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı. Daha önce de çarşıydı. Orada Tan, Fatürek, işte Alişan bu gibi Hakan Altun ilk imza günü yapan adamlardan bir tanesiyim. Çünkü bizim semtimizin sembolü değil İstanbul'da, Türkiye'de Bayrampaşa markası farklı bir markadır yani. Evet, kesinlikle oralara da geleceğim. Kadir Balık kimdir? Öncelikle bizi izleyenlere onu anlatalım. Şimdi Kadir Balık kimdir deyince Kadir Balık 71 doğumluyum. Trabzon'da doğumluyum. Karadenizliyim. Ve yıllardır bu işim ben okulunu okumadım. Ama hayat bana okulu öğretti. Yani mutfağından yetiştim. Şöyle dizide set başlığı da yaptım. Dizilerde de oynadım. Sonra burada eskiden bir radyo vardı. 93.5 Radyo Jest, o zaman bilirsin. O zamanlar evet. Orada gide gele orada Medina Yayüstel, Optedi Gayhan, Cem Arslan, Cenk Aptekin gibi bu gibi insanlarla ben orada başladık. Ve bu işi sevdim. Aslında ben Google amcaya sordukları zaman Kadir Balık binlerce televizyon programım var. Evet. Çok radyolarda da çalıştım ama televizyondan daha ziyade radyo mikrofonu benim için daha farklıdır ama ikisini de çok seviyorum. Dediğim gibi her zaman gençliği de şunu söylüyorum. Ne olursa olsun bunu okulun okumak değil. Kameraman arkadaşımız, kardeşimiz Erkan'dı değil mi? Erkan evet. Erkan işçiydi galiba. Evet. Bak soyadını hatırlıyorum. Erkan şimdi bizi çekiyor. Niye? Objektif olarak arkada görüntüler vereceksin. En güzel şekilde çekecek. İnsanlar bizi seyretsin. Kesinlikle. Neticesinde. Şimdi öyle bir şey ki işte KC'si, montajı, osu busu. Niye? Kalite bir şey yaptığın zaman sana sponsor da gelir, sponsor da gider. Evet. Gerçekten çok değerleri nedir o? Burada şey yapıyorsun, ağırlıyorsun. Sevgili İlyas Çağlayan hocamı geçtiğimiz haftalarda evet. Ağırladın. Sevgili bizim Bayrampaşa'nın ekolü oyuncu kardeşimizi ağırladın. İsmini unuttum. Ahmet Dursun, Buğumcu evet. Onur. Evet, evet. Buğumcu Onur da biliyorsun ki Bayrampaşa'da en çok dizide ve sinemada oynamış kişidir. Evet, kardeşimiz. Doğru söylüyorsun. Evet, o yüzden de... Ama bir de hakkını yemese çocukların iyi olacak. Çocuğun hakkını çok yiyorlar. Evet. Onun için ne olursa olsun hak yiyen kendi hakkını yer. Allah-u Teala her zaman her şekilde bir yerden çıkartır onu. Evet, kesinlikle öyle. Kadir abi şu anda hali hazırda hangi radyoda çalışıyorsun, neler Bana, yapıyorsun? Şu an ben radyo yok. Şöyle en son bir radyodaydım. Onu bıraktım. Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı'nın içinde. Buradan Kenan Sanıcan'a da teşekkür ediyorum. Oradaki Dalkan ailesi, Cemil Dalkan, Yaşar Dalkan, Tuğra. Çünkü onlar alo dediğim zaman veya şurada şunu yapacağım dediğim zaman kesinlikle Sefa Dalkıran ailesine teşekkür ediyoruz. Orada bir radyo istasyonu kurduk. Bayrampaşa'dan yayın yapıyorduk Türkiye'ye. Şu an radyo yok ama Medya 24 TV, aynı zamanda IP televizyonum var. Evet. Medya24.com diye bir sitenin genel yayın yönetmeniyim. Süper. Aynı zamanda Akan Solaker'le birlikte Bonvi dergisi var, magazin dergisi. O dergide magazin müdürüyüm. Best Art dergisinde magazin müdürüyüm. Ve Türkiye'deki en iyi firmalarla işte ne bileyim Kristal Güzellik Merkezi gibi, işte Rodi Yars gibi firmaların, büyük firmaların performans grup güvenlik aynı zamanda bunların bu gibi firmaların
reklam koordinatörlüğünü yapıyorum. Çok güzel, çok çok harika işler yapıyorsun. Kadir abi, Çat Kapı isimli programın çok tutmuştu. Seni insanlar orada çok sevmişti. Bunu nasıl başardın, bu nasıl oldu? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yıllar önce Karadeniz FM'de program yaparken genel yayın yönetmemiz sevgili iki dostum beni odasına çağırdı. Dedi ki, senin gibi bir adam biz televizyonda istiyoruz dedi. Asistanıma dedim ki 45 dakikamız var ama Türkiye'de olmayan bir şeyi yapmamız gerekiyor. Çat Kapı yaptık ama Çat Kapı'da bana Çat Kapı geliyorlardı. Kim biliyordu Elif Karlı, Murat Göbakan, Allah gani gani rahmet, Allah eylesin. Rahmet eylesin. Onun gibi değerler, birçok sanatçılar geldi. Ama nasıldı program? Ben pijamalı, herkes pijamalı yayın yapıyorduk biz. Yani ev formatını televizyona taşımıştım Karadeniz TV'de. Bu bayağı bir tuttu. Sonra 3 sene 4 sene devam etti. Sonra Kanal T televizyonuna hafta içi her sabah İlker Karaca yönetiminde, Allah gani gani rahmet Allah eylesin, rahmet sevgili İdris Keskinci abimiz, başkanımız vefat etti. Onun vefatına bir fatiha istirham ediyorum herkesten. Çok değerli. Orada 12 sene ben sabah magazin programı yaptım. Hı hı. Her sabah doğruyu nokta noktasına insanlara sundum. Konuklarımızla beraber tabii ki. Sonra o televizyon programı dan sonra dedik ki işte bunu Çat Kapı ünlülerin evine giderek yaptım. Bu arada benim ismimin patenti bile var, onu da söyleyeyim. Çok iyi. Çat Kapı'nın patenti de bende bu arada. Kadir Balık'la Çat Kapı. Kadirli Yıldızlar geçidi de radyoda ismim benim. Çünkü show programı yapıyorduk. Sonra biz ünlülerin evine giderek, işte YouTube'da bakarsalar görecekler. Evine giderek program yapmaya başladık. Sonra Mavi Karadeniz TV'de gene aynı zamanda Medya 24 TV IP televizyonu kurduk İlker Karaca ile birlikte. 120 ülkede yayın yapıyor. Mavi Karadeniz TV'de gene Çat Kapı. Bana Çat Kapı geliyor, iş adamları geliyor. Onun içerisinde de 4-5 tane Türkiye'nin İstanbul'un en güzel mekanlarını çekip hem sektörel anlamda yayın yapıyorduk hem de bununla alakalı böyle programlar yaptık. Şimdi de Medya 24 TV'de gene yeni projelerim var. Dergide gene devam şey. Medya24.com internet sitemimizde gerçekten günde 150 bin kişi SMS yani giriyor bu arada. Çok güzel. Ondası buradan bütün çalışanlara çok teşekkür ediyorum. İlker Karaca, Mine Karaca'ya, gerçekten ekibe, Turgut Borulu'ya teşekkür ediyorum tabii. Biz de teşekkür ediyoruz. Kadir abi, özel gecelerde sunuculuk da yapıyorsun sen. Biraz da bundan bahsedelim. Talepler var. Gidiyorsun orada, gerçekten harika işler yapıyorsun. Estağfurullah. Yapıyorsun? Talepler şöyle var. Adam geldiği zaman benimle kimse para konuşmasın. Şöyle benimle şunu de, ya Kadir abi şurada bir açılış var. Sunumu yapar mısın? Bedava gelip yapayım. Ama bana yok 300 lira veriyoruz. Diyorum ki ben abi 3 bin lira istiyorum veya 5 bin lira istiyorum. Niye öyle? Git o zaman ona iş veriyor diyorum. Hani kendi kalitemden, kendi benliğimden. Şimdi öyle bir şey ki aşağıda balıkçı var. İşte yan tarafta başka bir işte Gülüfo var. Bizim evet, Halil kardeşimizin yeri var. Şimdi bu mutfağa soksam beni 2 saat sonra yangın çıkar. Niye? Anlamam çünkü yani. Ama bu olayı iyi benimsedim ve ben şöyle bir manyağım, özür dileyerek söylüyorum. Kendi programımı 100 kere seyreden bir manyağım yani. Hatta bugün bile sevgili yayın ne zaman girecek bilmiyorum ama geçtiğimiz haftalarda diyeyim, öyle düzelteyim. Kayhan Hocam'ın ölüm yıl dönümüydü. Onun olayını paylaştım. Bununla alakalı 100 kere, 500 kere kendi programımı seyreden bir adamım. Sen seyrediyor musun kendi programını? Ben seyrediyorum ama 100 kere değil, 10-15 kere seyrediyorum. Bakıyorum bir yerde bir hata var mı, kendimi geliştireyim, evet, bir eksiğim evet var mı diye bakıyorum. Evet. Ve gün geçtikçe evet de o bana fayda sağlıyor. Evet, aynen. Bu yani. Kesinlikle, aynen, biz de öyle. Kadir abi, birçok ödül aldın. Birçok ödül aldın. Biz bunu haber kanalımıza da yayınladık. Seninle de gurur anladım duyuyoruz Bayrampaşalılar olarak öncelikle. Burada seni en çok etkileyen ödül hangisiydi? Vallahi beni en çok etkileyen ödül deyince şu bu falan diyemem. Her ödül beni etkiliyor. Şöyle ki etkiliyor. Emeğin karşılığını alıyorsun. Hı hı. Bugün Türkiye'de ödülleri koyun gibi parayla da satan tipler var. Bunu mutlaka koy. Hı hı. Bunu hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Yani iş adamına desen ki ya ben şuraya bir yardım et desen, vallahi yok işte kartımı ödedim, şunu ödedim, faturamı ödedim ama gerçekten ödüllere 10 lira 20 lira veren, ödül alan insanlar var. Ama ne olursa olsun biz alnımız teriyle alıyoruz o ödülü. Gerek radyoda gerek televizyonda 60'a yakın ödülüm var yani. Allah'a şükürler olsun. En iyi magazinci ödülü vardı değil mi? Magazinci, evet. En iyi magazin programı. Magazin gündemi. Number One TV'de yapmıştım o programı. Number One TV'de de
Yine akvaryum mobilyacılar çerçevesinde yaptık programı. Her hafta bir tane ünlü konuk alıyorduk. Orada da şöyleydi. Number One TV genel yönetmeni Haldun üstüne de teşekkür ediyorum. Ali Karalar'ın sahibine teşekkür ediyorum. Şöyle ki Mert Hakan diyeceğim. Ona da çok teşekkür ediyorum. Şöyle ki programdan biliyorsun ki Number One TV müzik kanalı olduğu için ben sanatçı almadım. İş adamı aldım. Çok farklı bir program yaptık. Hı hı. Oradan da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ne bileyim Beyaz TV'de özel programlar yaptık. Star'da o daha öncesini söylüyorum. Ama şu an 3 sene sonra Türkiye'de kimse televizyon seyretmeyecek. Her şey dijital olmuş. Evet. Yani onun için biraz daha kendimi dijitale mesela çevirmeye çalışıyoruz ki bunu da herhalde başaracağız. Gerek ekibimle, gerek güzel senin gibi işte kameraman veya işte güzel insanlarla. Her zaman. Allah bir doğru bir, her zaman doğruyu yapalım. Seninle mesela nezdinde sevgili İlyas Çağlayan hocamla birlikte Bayrampaşa'yı Kalpler Derneği ile alakalı. Oraya da gelecek. Kaymakamla beraber, evet. Kaymakamımızın emriyle, izniyle 8 tane çocuk büyüdü. Bu sanatçılar buraya geldi. Doğru. Şenol İpek, Aslı Köpçe, birçok sanatçı Ersan var. Ersaner, Caner Toygar. Caner Toygar. Hepsi geldi. Evet, yani. Teşekkür geldi. Ediyoruz kendilerine. Ben de teşekkür Yine ediyorum. Yine de gelecek. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Benim babam Bayrampaşa'nın tabelasını asan bir adam. Yani eski Bayrampaşalıyız. Biz bugün bile bir yerden toplantıdan geliyorum. Ben doğru bildiğim şeyi her zaman yapmaya devam edeceğim. Bayrampaşa'da çok sevdiğim abilerim, dostlarım da var. Ama ben kimsenin, buradan gençlere de söyleyeyim, kimsenin arkadaşlar yalakası olmayın. Veya kimsenin kendi benliğinizi, kendi dediğiniz şeyi yapın. Doğru bir, Allah bir diyoruz ya. Evet. Siz doğruyu yapın. O sana Allah-u Teala İyisiyle kötüsüyle bir kapıyı kapatıp 20 kapıyı açıyor. Kesinlikle öyle. Kadir abi ben şimdi sana soru soracaktım. Zaten sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsun. Duyguların nelerdi? Onu da bahsetmiş oldun. Vallahi gerçekten sadece bu Bayrampaşa'da değil her yerde yapıyoruz. Biliyorum. Biz. Evet. Bununla alakalı burada bize alo dediğimiz zaman gerek para yardım eden gerek benim bir derneğim yok. Ama diyor ki bana dernek kur. Yok. Çünkü o derneği kurduğun zaman atıyorum sen bana 1 lira gönderdin. 90 kuruş eksik bir yere verdiğim zaman çocuklarımdan, ailemden, evet. Benden çıkar. Onun için hiç gerek yok. Aldığım gibi senle de bunu yaptık. Evet yaptık. Her şeyi yaptık. A'dan Z'ye herkese gösterdik. Sevgili burada İlyas Çağlayan'a, Celil'e, bütün ekibine çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Kaymakamım Şenel Bey'e, evet. Sevgili belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkan yardımlarına teşekkür ediyoruz. Ama ne olursa olsun Bayrampaşa bizimdir. Bayrampaşa evet. Biliyorsunuz ki bir oteller bölgesidir. Onun için Bayrampaşa'mızın değerini gençlik olarak ne olursa olsun Bayrampaşa TV'nin değerini bilmek lazım diye evet, düşünüyorum. Kesinlikle. Sizlerin de değeri bilinmesi lazım. Estağfurullah. Bayrampaşa'da çok kıymetli insanlar var. Yani sanatçısından dizisine, tiyatrocusundan, futbolcusuna... Birçok alanda çok yetenekli insanlar var. Bunlardan bir tanesi de sensin. Bayrampaşa'mızda senin gibi bir yeteneğin olduğu için çok mutluyuz gerçekten. Çok güzel işler yaparak Bayrampaşa'mızın da adını duyurdun. Çok sağ ol Kadir abi. Şu anda devam eden projeleriniz nelerdi ve gelecekte neler yapmayı düşünüyorsun? Vallahi 50 yaşında olduk artık. Yani iki çocuk babasıyım. Biri 21 yaşında Mimar Restorasyon Üniversitesi'yi bitirdi. Diğeri de Suat Terim'de okuyor. Lise 1'de okuyor. Buradan eşime çok teşekkür ediyorum. Çünkü 24 senelik evli bir insanım. Arnavut'tur eşim. Evlensem bir daha onunla evlenirim. Onun için buradaki en büyük desteğim sen de mutlaka eşine teşekkür ediyorsun. Kesinlikle ben de teşekkür ediyorum. O kadar başarılıysak arkamızda mutlaka eşimiz vardır. Evet. Ben çok gördüm başarılı ama eşinden dolayı başarısız olan insanları çok gördüm. Evet. Bir kere güven çok önemli. Güvenmek zorundasınız. Çünkü nasıl biz size evde, her yerde, noktalarda güveniyorsak siz de bize öyle güvenmeniz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, ben iki tane proje yapacağım Allah'ın izniyle. Birisi sevgili İlyas Çağlayan'la beraber, Bayrampaşa 11 dizisi biliyorsun. Evet. Onunla beraber full desteğim kardeşime. Her zaman. Onunla beraber onu yapacağız işte değerli sanatçılarımıza, değerli o daha farklı insanlarla. Orada olacağız inşallah. İnşallah. Dijitalde bazı yapacağım programlar, konular olarak. Radyo programı bitmez bende. Radyo programları olacak bu arada. Hı-hı. Onun için Bayrampaşalı olarak dışarıda da işler yapsam. Hani doğduğum yer Trabzon of ama doyduğum yer burası ya. Ama Allah nefesimize son dakika noktaya koyduğu zaman da memleketimde
Her zaman da söylüyorum, memleketimde anneannem ya babaannemin yanında gömülmek isterim. Buradan giderken cenazemin arkasından kimse şunu demesin ya. Bir Kadir Balık vardı işte dım 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 değil. Gerçekten çok on numara, çok kaliteli bir insan diyorsa ne mutlu bana. Başka İnşallah. Da hiçbir şekilde başka bir çarem yok. Her güzellikler insanlar içindir. Pandemi dönemindeyiz biliyorsunuz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Sağlık Bakanları, diğer bakanlarımız çok uğraşıyorlar pandemiyi bitirmek için. Ama buradaki en büyük olay programla bile sen maskelisin bir eczacı olarak söylüyorum. Bu arada patronun İbrahim Bey'e de sevgiler, saygılar iletiyorum. Ben de sevgiler. Çok ben, sevgiler. Çok mesela. Gençlikte benden çok çekti. Evet. Çünkü çok yaramaz bir çocuktum. Ama ne olursa olsun büyüklerim her zaman küçüklerini affederler diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun hırsızlık yapmadık, kimsenin bacısına bakmadık, mahallenin abisiydik biz. Öyle yetiştik Allah'a şükürler olsun. Gençlere de bunu söylüyorum, ne olursa olsun doğrudan hiçbir zaman ayrılmayın diye bunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda da Bayrampaşa 11 dizimiz dedik ya, Bayrampaşalı o değerli iş adamlarına, İlyas Çağlayan'a sizlere mutlaka sahip çıksınlar. Çünkü biz Bayrampaşa'nın tohumlarıyız. Evet. Biz Bayrampaşa'nın çiçekleriyiz. Bak senin ön tarafında başkanımız bir saat kulesi koymuş. Evet. Yanında Türk bayrağı var. Evet. Yani sonuçta bu bir semboldür. Biz gençlik olarak gençliğin önünü iyi açabilirsek bizi alkışlarlar. Ama kötü açabilirsek bu dizi İstanbul'da 39 ilçede ilk yapılacak olan dizidir. Onun için lütfen evet. Bütün iş adamları İlyas Çağlayan'a, Sayın Belediye Başkanımız da dahil, kaymakamız da dahil, mutlaka destek olacaktır. Destek olmaya devam edin. Bana düşen her türlü ne görev varsa hiçbir bedelsiz, karşılıksız beni az çok tanırsın. Biliyorum, biliyorum. Gelir burada bu olayı yaparım, çizerim, koşarım, yürürüm. Teşekkür ederiz. Evet, ben de buradan seslenmek istiyorum iş adamlarına. Bayrampaşa'da çekilecek bir dizi Bayrampaşa'mızı yüceltir, Bayrampaşa'mızı yükseltir. Lütfen İlyas Çağlayan hocamıza ulaşın ve bu dizi için yapılması gereken ne varsa, elinizden ne geliyorsa, yani bir olur, beş olur, on olur hiç fark etmez. Lütfen taşın altına elimizi sokalım. Aynı zamanda Bayrampaşa televizyonu için de geçerli, radyolar için de geçerli. Bayrampaşa'daki bütün bu işlerle uğraşan herkese lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kadir abi çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben yani, bir şey daha söyleyeceğim, özür diliyorum. Evet. İlyas Çağlayan hocam biliyorsunuz hemen şurada bir tiyatro salonu açtı. Evet. Orada gerçekten çocuklar dansa, Deniz Hoca ile birlikte. Evet. Çocuklar işte diksiyondu, bütün Bale. Eğitimle alakalı her şey var. İlyas Çağlayan hocam, Deniz hocam veriyor. Ve orada 3 tane kızımız var. Ne güzel, öyle bir aile ortamı yapmış ki çocuğu orada eğitim görüyor. Yukarıda yiyorlar, içiyorlar, aile ortamı gerçekten. Bir de kamera var, aşağıyı seyrediyorlar. Öyle yukarıda mi? Ekrandan. Aa, süper, tabii, onu tabii, görmedim tabii. Ben. Onun için bu gibi değer gibi yerleri, tiyatro, Şifa Niyeti tiyatro, evet, salonuna ve gidin görün, sahip çıkın, bakın Bayrampaşa'da güzellikler her zaman var. Var ama var. Gidip gördüğünüz noktada doğru adres mi diye mutlaka, bu Bayrampaşa ile alakalı demiyorum. Her yerde. Bunu araştırın diyorum. Kesinlikle. Zaten sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diye burada da sonlandıralım. Kadir abi son olarak Bayrampaşa TV izleyicilerine neler söylemek istersin? Şimdi Bayrampaşa TV deyince şu an Webmaster'dan yayın yapıyorsun. Hı hı. Ama şu var, bence 3 sene sonra kimse televizyon seyretmeyecek. Evet. Herkes dijitali seyredecek, onu da kesinlikle söyleyeyim. Onunla alakalı Bayrampaşa TV için sen her şeyi yapıyorsun. İşte ne bileyim, bir yangın olduğu zaman, bir kaza olduğu zaman, bir şey olduğu zaman direkt varsın sen. Ekibinle beraber varsın. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bayrampaşa TV'ye, Bayrampaşa değerine, Paşa FM miydi? Evet, Paşa FM. Paşa FM'e mutlaka iş adamları sahip çıkması gerekiyor. Sizin en büyük onurunuz medyadır. Bayrampaşa'daki medya şirketleridir. Ama öyle şirketler biliyorum ki, bu Bayrampaşa'da diğer şirketlerde kim nereden ne malanıyorsa ona yanaşıyor. Öyle bir şey yok. Biz de doğru de bir Allah bir diyoruz ya. Aynen öyle. Ne olursa olsun bu Bayrampaşa TV logosu bugün baktığınız zaman 1 ile 30 arası bir bütçeyle beraber dönüyor. Evet. Bununla alakalı her iş adamın, eğer o iş adamı Bayrampaşa'nın eskisini biliyorsa, Bayrampaşa'nın değerini biliyorsa, sana zaten hiç söylemeden sahip çıkması lazım. Kesinlikle. Çıkmıyorsa yazıklar olsun diyorum, başka da bir şey demiyorum. Kadir abi biz Bayrampaşa ana haber bülteni yaptık. İzlemişsindir. Evet. Ulusal kanal düzeyinde bir ana, evet, haber stüdyosu, evet, oluşturduk. Evet. Bunların hepsini biz yapıyoruz ama Bayrampaşalılar bize daha çok destek olursa
daha güzel şeyler yaparız. Bayrampaşa'mızı hep birlikte tanıtırız. Sonuç itibariyle iş adamlarımızı da tanıtıyoruz. Yani Bayrampaşa'dan çıkmış, çok güzel işler yapan insanları da tanıtıyoruz. Sonuçta bu bizim kanalımız. Kesinlikle bir siyasi kanalın ayağı değil burası. Açıp bakabilirsiniz. Bayrampaşa'daki bütün siyasilerle programlarımız var teker teker. Şimdi Atakent Koleji'ydi değil mi? Atakent Eğitim Kurumları. Atakent Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda bir program yapıyorsun. Evet, şu an öyle. Çünkü niye? Oranın sahibi kim? Bizim Bayrampaşa'daki şubesi. Sahibiyle tanışmadım. Bu Atakent Eğitim Kurumları global bir firma. Bayrampaşa şubenin sahibi kim? Cumali Mısırlı. Cumali Mısırlı Bey, eğer ki burada bir değer görmeseydi veya burada bir olay görmeseydi zaten sana sponsor olmazdı. Evet. Çünkü Bayrampaşa'da diyorsun ki mesela bir de şey var mesela insanlarda algı var. Ya işte internet televizyon ne yapacak? Ama olay elindeki telefon başka bir şey değil. Herkes oradan onun izliyor. Onun için ben de diyorum ki ne olursa olsun Bayrampaşa değeri her noktada altın taş gibidir. Evet. Onun için o değeri siz iş adamları eğer ki Ademciğime, sevgili Erkan kardeşime buradaki çayı kaynatabiliyorsanız, buradaki mikrofona ses olabiliyorsanız, buradaki kameranın onun önündeki şey var ya ne kadraj. Diyorlar kadraja sahip olabiliyorsanız o olay sizindir. Aslında Bayrampaşa TV Adem'in değil. Bütün Bayrampaşalıların. Sizindir. Evet, kesinlikle bütün Bayrampaşalıların. Çünkü bazen şey de oluyor. Mesela benim çocuğum işte çok güzel bir projeye imza attı. İşte İstanbul çapında tanındı bu proje, beğenildi. Hemen alıyoruz onun programını yapmaya çalışıyoruz. Bundan bir para da talep etmiyoruz. Sonuçta Bayrampaşa'daki bütün gençler bizim geleceğimiz olduğu için onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kadir abi ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben televizyonculuğa yeni başladım. 2 senedir başladım. Sen bu işi 30 seneyi aşkındır yapıyorsun. Seni konuk almak benim için çok büyük bir onur. Çünkü Bayrampaşa'da televizyon anlamında senden daha ileride bir kişi yok. Bayrampaşa'da yok. O yüzden seni de burada ağırlamak bana çok büyük keyif verdi. Çok büyük onur verdi. Çok teşekkür ediyorum beni kırmadığın için. Şimdi ayaklarına şöyle, sağlık. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz kimiz ki? En büyük Allah. Yani şöyle işini iyi yapan. Yani biz eğer işimizi doğru dürüst yapabiliyorsak, ahlak sınırları içerisinde, ailemize, örfümüze laf gelmeyecek şekilde doğru yapabiliyorsak ne mutlu bize. Ben 50 yaşındayım. Burada dedik ya abi de olduk ama medya da olduk. Ama hala 30 yıldır bu camianın içindeyim. 2003-2004 yılında o imza günleri yaparken o günden bugüne geldiğim noktada hala ben radyonun reisi değilim diyorum mesela. Televizyonun reisi öğrenemediğim, bilmediğim o kadar çok şeyler var ki. Kesinlikle. Ama o kesinlikle 2 tane dizide oynuyor. 3 tane radyoda program yapıyor. Allah'ım 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 ama çukura düştüğü zaman ah dedi. O zaman aklı başına geliyor. Ben teşekkür ediyorum. Bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Helal önümüzdeki birkaç gün içinde Ramazan var. Evet. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun. Lütfen pandemi kurallarında maskeyi takalım ki güzellikleri beraber görelim. Çok değerli bir abim. Sevgili Kerim Göroğlu. Kerim Köroğlu. Bayrampaşa için çok değerdi. Milliyetçi Hareket Partisi için çok değerli. Yakın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Onu da gani gani rahmet eylesin. Çok da severdim kendisini. Sana da çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben de sana teşekkür ediyorum. Efendim Atakent Eğitim Kurumları'na bize destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Programımıza sponsor oldukları için teşekkür ediyoruz. Efendim Bayrampaşa Konuşuyor programları devam edecek. Her kesimden insanı ağırlayacağız. Her kesimden insana yer vereceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımla efendim.